Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok ilginç bir seyahat edeceğiz. Paranın olmadığı, aile içi şiddetin hiç görülmediği, hırsızlık vakalarına rastlanmayan bir yer burası. Neresi derseniz, Küba. Kelime anlamı yaşamak için güzel bir yer anlamına gelen Küba, dünyadaki çok az sayıda komünist olan ülkelerden bir tanesidir. Birazdan özelliklerine değineceğimiz Küba ülkesi gerçekten sanki bu dünyadan, bu zamandan bir yer değil gibi. Karayipler'de bir ada ülkesi olan Küba, en büyük Küba adasının yanı sıra birçok takım adadan oluşmaktadır. Havana kenti, ülkenin hem en büyük kenti hem de başkentidir. 1492 yılında Christoph Kolomb tarafından keşfedilen adaya İspanyollar yerleşmiştir. Anlayacağınız Küba ülkesi öncelikle İspanyol sömürgesi olarak karşımıza çıkıyor. Küba'da ilk yerleşim 1511 yılında İspanyollar tarafından kurulmuştur. Küba'daki tütün ve şekerin çok kaliteli olmasından dolayı burası kısa sürede Avrupalıların çok rağbet ettiği bir ticaret limanı haline gelmiştir. Zamanla adada İspanya'nın yanı sıra Amerika'nın da etkileri görülmeye başlanıyor. Bu durum iki ülkeyi 1868 ve 1878 yılları arasında 10 yıl savaşlarına sürüklüyor. Savaşı kaybeden İspanya yaptığı reformlarla adaya sahip çıkmaya çalışsa da pek başarılı olamıyor. 1895 yılında sürgünden dönen ünlü şair ve gazeteci José Martí'nin başlattığı bir bağımsızlık savaşı veriyor İspanya'ya karşı Küba. Buna karşılık İspanya adaya 200 bin asker çıkartıyor. Savaşa dahil olmak için bahane arayan Amerika ise bir gemisinin Havana limanında batırılması sonucunda savaşa giriyor. Biliyorsunuz Amerika'nın adeti bu şekilde. Bütün girmek istediği savaşlarda bir bahane arayıp kendisine bir bahane buluyor. Böylece savaş yine bir İspanya-Amerika savaşı haline geliyor. Tekrar İspanya'nın yenilmesiyle birlikte Amerika işgali altındayken Küba devleti 1899 tarihinde bağımsızlığını ilan ediyor. Amerika, Küba'nın iç ve dış siyasetini kontrol altına almakla birlikte Guantanamo koyunda bir deniz üssü alma hakkı kazanarak adadan çekiliyor. Amerika her ne kadar adadan çekilse de etkisi devam ediyor. Özellikle 1930'lara kadar kurulan her iktidarda Amerika'nın etkisini görmek mümkün. Anlayacağınız Küba uzun süre siyasi istikrarsızlıklarla mücadele ediyor. Hatta bunun sonunda Amerika'nın desteğiyle Batista rejimi kuruluyor. Ünlü diktatör Batista çok uzun süre Küba'ya hakim oluyor. Batista rejimi sırasında ortaya çıkan müthiş işsizlik ve ekonomik sıkıntılar tabii ki bir muhalefetin doğmasına sebep oluyor. Komünist lider Fidel Castro önderliğinde 1955 tarihinde 26 Temmuz hareketi başlıyor. Arjantinli ünlü devrimci Che Guevara'nın da desteğiyle isyan büyüyor. Ve sonunda 1 Ocak 1959 tarihinde bu isyan bir bağımsızlık mücadelesine dönüşerek Batista rejiminin yıkılmasıyla sonuçlanıyor. Böylece bugünkü Küba rejimi ortaya çıkmış oluyor. Küba bugün bildiğiniz hiçbir devlete benzemiyor. Küba, en başta da söyledik ya, sanki bu dünyadan değil, bu zamandan değil gibi. Nedenine gelince, şöyle ki, Küba'da işsizlik oranı sıfır. Paranın hiç değeri yok. Neden derseniz, çünkü her şey devletin elinde. En ufak üretim aracı dahi, en ufak işletme dahi devletin elinde. Ve bir restoranda çalışan garson bile devlet memuru. Yani maaşı devletin garantisi altında. Barınmadan sağlığa, ekonomiden ulaşıma, her şeyi devlet karşılıyor. Elektrik ve su parasız olarak herkese aynı oranda veriliyor. Diyelim ki kotanızı açtınız. 50 kuruş gibi bizim paramızın karşılığı olarak küçücük bir miktarla fazlasını alabiliyorsunuz. Kota konmasının da sebebi tabii ki enerji sarfiyatını engellemek. Bunun yanı sıra Küba'da aile içi şiddete de rastlanmıyor. Küba'da herkes eşit ve birbirine eşit gözle bakıyor. Ne bir inanç farkı, ne bir ekonomik fark. Hiçbir şey önemli değil. Yani bir doktorla bir işçi aynı restoranda yemek yiyebiliyor. Aile içi şiddetin görülmediği, boşanma oranlarının neredeyse olmadığı Küba'da insanlar birbirini seviyor ve insanlar mutlu. Neden mutlu olmasınlar ki? Ekonomik hiçbir sorunları yok.
yarının ne olacağına ilişkin hiçbir kaygıları yok. Düşünsenize, evladınızın geleceğiyle ilgili hiçbir kaygınızın olmadığını. Küba'da insanların maaşları arasında %3'ten fazla fark yok. Yani bir milletvekilinin aldığı maaşla bir işçinin aldığı maaş birbirine çok yakın. Ve bu maaş ortalama 30 euro. İnanabiliyor musunuz? Sadece 30 euro. Neden derseniz, insanların paraya ihtiyacı yok. Zaten her şeyi devlet karşılıyor. Tabii ki bu durumda Küba'nın nüfusunun da çok az olduğunu değerlendirmek lazım. Küba kendine yeter bir ülke. Her şeyini kendisi üretiyor. Organik tavuk çiftlikleri kurmak yasak. Herkes tavukları serbest dolaştırmak zorunda. Çünkü organik yumurtaya ihtiyaç var. Küba'da evsiz insanlar yok. Düşünebiliyor musunuz? Bırakın evsiz insanları, sokak hayvanlarının bile devlet tarafından korunduğu bir ülke Küba. Her sokak hayvanının bir nüfus cüzdanı var ve oturduğu yer belli. Dolayısıyla oranın sorumlu veterineri hayvanların her ay kontrolünü yapıp devlete rapor sunuyor. Hayvan sağlığına bu kadar önem veren Küba'nın tabii ki insan sağlığına da çok kıymet verdiği ortada. İnanılmaz sayıda doktorun yaşadığı, yani nüfusa oranına baktığımız zaman çok fazla doktor yaşıyor Küba'da. Sağlık imkanları çok gelişmiş durumda. Çocuk lösemisine %80'lerden fazla olumlu yanıt veren tedavi yöntemlerini bulmuş durumdalar. Mesai saatinin sadece 6 saat olduğu Küba'da insanlar ailelerine ve sosyal yaşamlarına çok fazla zaman ayırabiliyorlar. Eğlencenin ülkesi Küba. 7/24 eğlence merkezlerinin açık olduğu, devletin eğlenceye çok önem verdiği bir yer. Küba'da bir çocuk üniversite eğitimine kadar kesinlikle bir silgiye dahi para vermiyor. Devlet bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun yanı sıra üniversitede de yeteneğine göre eğitim alma imkanı sağlanıyor. Amerika'nın dünyanın en tehlikeli ülkesi olarak ilan ettiği Küba'da 40 yılı aşkın Amerikan ambargosu ve dünyanın dışlanmışlığı karşısında Küba insanı ayakta durmaya çalışıyor. Yabancı etkisine oldukça kapalı olan Küba'da sadece bir yabancı liderin heykeli var. O da kim biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk. Kübalılar Atatürk'e çok büyük değer veriyorlar. Küba'da puro bir gelenek halini almış. Herkesin elinde bir puro görmeniz mümkün Küba sokaklarında. Amerika'nın uyguladığı siyasi baskı ve ambargo sebebiyle Küba'ya gittiğiniz zaman her şeyin oldukça eski olduğunu fark etmeniz mümkün. Evler olabildiğince eski, arabalar antika düzeyinde. Her şeye rağmen Küba, bu dünyada cennetin yaşandığı bir yer galiba. Neden mi? Çünkü bugün yarının hesaplanmadığı tek yer zannediyorum Küba. Bir gün dünyanın bu güzel köşesini gerçekten gezmek dileğiyle umarım bugünkü gezimizden memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.